Şimdi gitti. Yani e, Komölü geride ne izler bıraktı? Karavana transferlerle hatırlanacak. E, tutmayan, yani Fenerbahçe'ye getirdiği ama e, Fenerbahçe'de başarılı olamayan transferler hatırlanacak. İşte 380 milyon lira gibi e, bir maliyetin altına soktu Fenerbahçe'yi. Gelinen 18 aylık süreçte Fenerbahçe ne bir kuvaldı ne de şampiyonluk başarı da yok. Gitmesi, e, keşke sezon başında gitseydi e, ama artık gitmesi için belki de kendisi yapamayacağını anladığı için o Twitter hesabını açtı. Oradan e, kovulmak için belki o tweet hatta, yani bilemem sonuçta e, arkasından da konuşmamak lazım ama ister istemez insanın kafasında soru işaretleri oluşuyor. Çünkü Ali Koç'un dediği gibi, senin sosyal medyan yok bugüne kadar e, bir anda... E, Fenerbahçe Başkanı'nı Fenerbahçe taraftarının önüne atmak için bir tweet atıyorsun hesap açıp attığı ilk tweet de bu yani. Düşünsene. O da <laughs> Tek bir tweetle gitti yani. Sonra o, o Twitter üzerinden açıklamada yapıyorsun. O Şimdi da başladı tabii tabii. Daha o Twitter üzerinden açıklamalar mutlaka daha da yapacaktır. Yaparsa da o primleri, bonusları alamaz diye düşünüyorum yani aslında e, kapıları kapatmaması gerekiyor Komeli'nin. Bilmiyorum ilerleyen dönemde belki Türkiye'de başka bir takımda da yolu kesişebilir mi bilmiyorum ama zor görünüyor benim açımdan. E, hayırlısı olsun ama şunu e, Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçeli yöneticiler unutmasın. Komeli'den 5 e, kat daha iyi transferleri Ersun Yanal yapar. Ersun Yanal'ın e, iyi menajerlerle de arası iyidir dostluğu vardır. O yüzden Ersun Yanal'a bu işi bıraksınlar. Ersun Yanal nokta atışı transferler yapar. Çünkü takım o biliyor. Oynatacağı sistemi o biliyor. Oynatacağı futbolcunun dilinden o anlar. Yani şu sportif direktörlük artık Türkiye'de rafa kaldırırsın. Zaten olmuyor. Biz hiçbir de zaman olmuyor. olmuyor. Raf, raf ömründe Şeyde de, de yani bir gazeteci e, olarak bitirmiş. medyada da tabloid merakı vardır ya tüm evet. dünyada tabloid gazeteler çok tutar Türkiye'de defalarca denenmiştir evet. ama o boyutun küçük olması dolayısıyla mı bilemiyorum bizim okuyucu hiç sevmez tabloid gazetesi işte barınamamıştı Türkiye'de tabloid Evet, gazeteler. evet öyle yani de. Bu da onun gibi. Okuyucu... Belki doğru bir sistem çünkü tabloid gazetesi de doğru bir sistemdir. Boyut olarak <laughs> e, toplu ulaşımda çok rahat okunur. İşte sportif direktörlük kurumu da çok doğru bir sistemdir futbolda. Ama Türkiye şartlarında her ikisi de uymadı. Türkiye şartlarında her ikisi de uymadı ama e, okurlar, yani izleyiciler, spor severler ya da herkes... Gazete almalı. Her eve, her Tabii eve, her gün bir gazete girmeli. Ama gazete okumuyoruz. Daha az okuyoruz eski oranla. Ama unutmasınlar, televizyonların, internet sitelerinin, radyoların, sosyal medyanın hepsinin içeriğini sağlayan gazetelerdir. Bu işin hamallığını gazeteler yapmaktadır. Eğer bir gün gazeteler tek tek kapanmaya başlarsa, sudan çıkmış balığa döner. Herkes sosyal medyadakiler ne yazacaklarını bilmezler. Ee, televizyonlar, internet siteleri, radyolar ayrı gazetelerde olduğu gibi ekipler kurmak zorunda kalırlar. O yüzden gazete bu işin olmazsa olmazı. Gazete bu işin arşivi, söz uçar yazı kalır. O yüzden her eve e, bir gazete girmeli. Hatta bu konuda büyük bir kampanya düzenlenmedi ya. Gazetedeki samimiyet haberi hissediyorsun, alıyorsun elinde, okuyorsun yani. Kokusu, kokusu bile, değil mi? O gazetenin kokusu. Bir de düşünsene alıyorsun elinde yani. Haber elinde. Tabii. Ee, hoşuna giden futbolcunun, hayran olduğun futbolcu önünde onu okuyorsun. Ya birçok şey var. Kalkıp da şimdi öyle bir şey oluyor ki ya buradan bazen o küfür yağmuru. Ne oldu? İşte sen bunu yazmışsın. Ulan ya arkadaş, kardeşim, güzel kardeşim. <laughs> önce bir gazeteye bak. Biz Fotomaç gazetesini yönetiyoruz. Orada var mı bu haber? Orada o şekilde mi yapılmış? Ya bodoslama. Bir yerde bir haberi duyuyorlar. Bize saldırıyorlar. Küfürler ne daha... Ya bundan sonra da çok küfür etmesinler çünkü avukatlar bu işlerle ilgili e, kapı aşındırmaya başladılar. E, çünkü ben de hepsine üzülüyorum. izin verin Şimdi biz dava ma açalım, dava sonra, açalım diyorlar. Başlardan sonra çok geliyor, e, güzelce kibarca uyarıyorum yani hukuka gerek kalmasın diye e, sonra da özür diliyorlar özeller ama genele... Küfür edip özelden özür dilemeyeceğim. Hem hapis cezası yok. var hem de büyük evet. para cezası var. Allah Dediğim olsun, gibi artık yani avukatlar diyeyim. bu konuda e, her gün iki 3 avukat arıyor. Hesabım açık olduğu için görüyorlar oradaki küfürleri vesaireleri. Bunlara niye dava açmıyorsunuz? Bunlara gerekeni yapalım. Artık ben de e, ciddi ciddi düşünüyorum. Yani çok ayıp ediyorsunuz. Küfür değil eleştiri. Tamam kabul ediyorum eleştirileri. Kesinlikle ben de katılıyorum size. Dönelim futbola evet. Fenerbahçe İkinci devreyi Gaziantep'te açacak. Bugün evet. Gaziantep'e gitti Sarılarca Vartlar. Canlı yayında da paylaştık. Ama nasıl bir devre arası geçirdi Fenerbahçe derseniz kamp raporu programında her gün gün, be gün aktardık. E, beklenen transferler yapılamadı. O konuda da bir bekleyişi var. Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması bekleniyor. E, bu transferlerin yapılabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan itiraza verilecek cevap bekleniyor bir yandan. Kupa'ya da çok son 16 turuna iyi başlayamadı. SK Kayser Spor karşısında Fenerbahçe. Evet. Gaziantep Depresyonu'na nasıl bir futbol ortaya koyacağı da merak ediliyor. Ve sezonun ikinci yarısında neler yapacak? Ya Ersun Yanal kamp sürecinde, kamp döneminde, ara transfer dönemindeki o kamp sürecinde hazırlık maçı yapmıyor. Keşke yapsaydı. Kayserispor maçında Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. Çünkü Kayserispor'da biliyorsun genç oyuncular, altyapıdan gelen oyuncularla ayakta kalmaya çalışıyor. Evet şu anda transfer tahtasını açtılar. transferler de yapıyorlar. daha da güçlü olacaktır mutlaka Kayserispor. İkinci yarıda ilk yarıya göre hocasını da değiştirdiler. Yeni transferlerle bir ayağa kalkma mücadelesi verecekler mutlaka. Ama Fenerbahçe'nin böyle bir rakibe karşı Silik futbol oynadığını düşünüyorum. Ee, i̇yi bir hazırlık dönemi geçirdiğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Ee, bu hazırlık dönemlerinde hazırlık maçları bu işin olmazsa olmazıdır ama yapmadılar. Ee, bakalım göreceğiz ama ikinci yarıya hazır bir görüntü vermiyorlar. Transfer de şu ana kadar yapamadılar. Palet transferini işte lisansı çıkaramadılar. Henüz harcama limitleriyle ilgili kararı bekliyorlar. 82 milyon liralık bir açıkları var bu açıyı kapatacaklar. İşte bankalarla yaptıkları özel anlaşmalar, bankalar birliğiyle değil de kendileriyle yaptıkları anlaşmanın bugün işte toplantısı vardı. Futbol Federasyonu'nda kararın açıklanmasını bekliyoruz. O karardan sonra o e, limit aşımını kapattıktan sonra e, oyuncu da satacaklar. Çünkü UEFA'da diyor ki Fenerbahçe hani limit aşımını geçtik biz. Sen transfer yapmak için e, <laughs> oyuncu satıp sattığın Hı. oyuncuya kadar transfer yapabilirsin. Bunu Sayın Ali Koç da açıkladı. Ee, Antalya'da yaptığı basın toplantısında. Ee, yani sonuçta Fenerbahçe önce bu limit aşımını kapatacak. Bankalarla yaptığı anlaşmalarla. Sonra da e, oyuncu satıp oyuncu alacak. Ricardo Rodriguez deniyor. İşte palet transferi gerçekleşebilir. Ama Milan'dan e, Rodriguez transferinde artık bu e, işin bittiği, bir tarafta e, PSV de istiyor biliyorsun bu oyuncuyu ama e, daha iyi şartları sunan, hı hı. E, daha baş döndürücü teklifi yapan Fenerbahçe oyuncuya. O yüzden de e, şu anda tamamen e, bu limit aşımına, e, bankalarla yapılan anlaşmanın federasyon tarafından kabul edilmesine endeksli bir Fenerbahçe. Kabul edilirse ben e, Rodriguez transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. E, tabii ki Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı var. Aslında bütün takımların şu anda transfere ihtiyacı var. Ama transfer de Şampiyonluk garantisi, kupa garantisi değil maalesef. İşte Sayın Ali Koç 30 transfer yaptı bir buçuk yılda, 18 aylık döneminde. Şu anda kupa şampiyonluk yok. Şampiyonluğa oynayan 6 takım var. Bunlardan biri şampiyon olacak, 5'i şampiyon olamayacak, dereceye girecek çeşit çeşit. Bir de Zira Türkiye Kupası var. İki şampiyonluk var. Bir de sonra da bir sezon açılırken Süper Kupa Şampiyonluğu var. Yani bunlara aday takımlarımız var. Ama e, riskli işler bunlar. Niye? Tabii. Ara transfer döneminde hiçbir takım e, takıma katkı veren oyuncusunu satmıyor. Sorunlu oyuncusunu satıyor. E, ya da bir mevkide çok fazla oyuncu birikmişse, şişkinlik varsa oradaki oyuncuyu satıyor. Ya da işte e, bizim takımlarda olduğu gibi şu anda Galatasaray'ın 17 yabancısı görünüyor. E, kadroda e, yer açmak için e, o yabancı sınırını... E, en azından indirmek ve transfer yapmak için bir takım oyuncularını kiraya verebiliyorlar. Bizim takımlarımız zaten hep kiralık oyuncu alıyorlar. Şu ana kadar enteresandır. Bu sonun yıl içinde ara transfer en e, sönük ara transfer dönemini geçiriyoruz. Cüneyt, şu ana kadar Süper Lig'de yanılmıyorsam 29 transfer gerçekleşti. Çok az. Bak, e, bugün lig başlıyor, ikinci ara başlıyor. 29. Eskiden 80 olurdu bu sayı. Bu neden işte ekonomik sıkıntı, Tabii. federasyonun ortaya koyduğu denk bütçe uygulaması herkes ayağını yorganına göre uzatmaya başladı. Ya bu güzel bir uygulama yani dediğimiz gibi yap transfer olmadı seni zarar et gönder bir daha yap bu bu çözüm değil.